Kerem Hoca ile Kimya Dersi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. 4. AYT denemesiyle birlikteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan örnek sorulardan ve çeşitli kaynaklardan derlediğim sorularla 4. denememizi çözmeye başlayacağız arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden 1. sorumuzla başlayalım. 1. sorumuz elektron dağılımlarıyla ilgili bir soru. Bize yukarıda bilgiyi kendisi vermiş. Temel halde bir atomun orbital dağılımı 3D4 ve 3D9'da bitemez. Küresel simetri özelliği kazanmak için 4S orbitalinden bir elektron kendiliğinden 3D orbitaline geçer. Grafikte X atomunun 3. ve 4. katman ve alt katmanların enerji düzeyleri gösterilmiştir. Buna göre 3 tane yargı vermiş. Bunlardan hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi grafiği incelediğimizde elektron dağılımlarını yaptığımız zaman 3S2, bakın 3P'de 6 elektronu var, 3P6, 4S'de 1 elektronu var, 4S1, 3D'de 10 elektronu var, 3D10. Şimdi bu durum arkadaşlar iki yerde karşımıza çıkıyordu. 1. Kromun elektron dağılımı, atom numarası 24 olan kromun elektron dağılımı, bir de atom numarası 29 olan bakırın elektron dağılımında özel bir durum vardı arkadaşlar. Özel bir dağılım vardı. O dağılımda neydi? 4S'teki 1 elektron, bakın 4S2, 3D4 veya 4S2, 3D9'da bitiyordu. Bu şekilde bitmeyecek. Çünkü temel halde atomların elektron dağılımı bu şekilde bitmeyecek. 4S'teki 1 elektron D orbitaline göç edecek ve 4S1, 3D5 yapacak. S2'deki 1 elektron yine D9'a hareket edecek. 4S1, 3D10 olacak arkadaşlar. Biz bu duruma ne diyorduk? Biz bu duruma küresel simetri diyorduk arkadaşlar. Ama bu durum uyarılmış hal olmuyordu. Neden? Çünkü burada elektron kendiliğinden göç ediyor. Uyarılmış halde ise siz elektrona dışarıdan enerji verip elektronu göç ettiriyorsunuz. Elektronu daha üst enerjili orbitallere göç ettiriyorsunuz. Burada elektron enerji almadan kendiliğinden hareket ediyor arkadaşlar. Bu uyarılmış hal değil onun için. Şimdi bundan önceki şeyleri yazalım, dağılımları. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D10 dağılımını söylüyoruz. Şimdi öncüllere bakalım. Birinci öncülümüz X atomu uyarılmıştır diyor. Yanlış. Uyarılmış hal değil, küresel simetridir. Buraya dikkat edin. 2. X atomunun temel hal elektron dizinde MLS artı 1 olan toplam 6 tane elektron var. ML'lerine baktığımız zaman arkadaşlar, ML'lerini yazacak olursak her bir orbitalimizin alt orbitallerini yazmamız lazım. ML değerlerini bulmak için. Şimdi S'in L'si 0. L'si 0 ise ML zaten 0 alıyordu arkadaşlar. ML'i 0. S orbitali yine ML'i 0. P'nin L değeri 1 arkadaşlar. Bakın L değeri 1. ML eksi L ile artı L arasında değer alıyordu. O zaman eksi 1, 0, artı 1 olacak buralar. Geldim S orbitali var, yine ML'i 0. P orbitali var. L'si 1 olduğu için eksi 1, 0, artı 1 değerini alıyor. S orbitali var yine 0 ML'i. Şunlar ML değerleri arkadaşlar. Yazdıklarımız ML değerleri. D orbitalinin L değeri 2. O zaman ML eksi 2 ile artı 2 arasında değer alacak. Dolayısıyla 5 tane alt orbital olacak. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. Şimdi elektronlarını yerleştirelim. Bakın 1S'e 2 tane yerleştirmişiz. 2S'e 2 tane. 2P'ye 6 tane. Önce birer birer tek aynı yönlü. Sonra yerleştiriyorum ikincileri. S orbitali 2 tane. P'ye önce birer birer aynı yönlü olmak üzere yerleştiriyorum. Sonra S'e 1 orbital. D'ye de önce birer birer aynı yönlü olacak. Sonra da ne yapıyorum? Elektronları ikincilerini yerleştiriyorum. Şimdi bana diyor ki ML'i artı 1 olan. ML'i artı 1 olan. ML'i artı 1 olan. Kim var bakıyorum? 2 elektron burada. 2 elektron da burada. 4. 2 elektron da burada. 6 elektron var arkadaşlar. Bakın toplamda 6 elektronu var. O zaman ikinci öncülümüz doğrudur diyorum. Peki üçüncü öncülümüze bakalım. L'si 0 kuantum sayısına sahip toplam 8 elektronu var. L 0 demek hangi orbitaldi arkadaşlar? S orbitaliydi. L 1 demek P orbitaliydi. L 2 demek D orbitali. L 3 demek F orbitali. Bana L'si 0 diyor. Yani S orbitalini soruyor arkadaşlar. S'in üzerlerine bakıyorum. 2 burada.
2 de burada 4, 2 de burada 6, 1 de burada 7 elektronu var. Dolayısıyla bana 8 tane elektronu vardır demiş. Yanlış demiş. 3. öncülümüz yanlış olur. 8 değil, 7 tanedir. Hangileri yanlış o zaman arkadaşlar? Cevabımız C şıkkı, yani 1 ve 3 yanlış olur diyoruz arkadaşlar. Evet, güzel bir soru. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan örnek sorulardaki sorulardan birisi arkadaşlar. Bu tarzda karşınıza gelebilir. Burada 24 ve 29'un dağılımını bileceğiz. Özel dağılım olduğunu bileceğiz. Çünkü üzerlerinde çok duruyorlar arkadaşlar bu 24 ve 29'un. Karşınıza gelebilir. İkinci sorumuz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan örnek sorularda yer alan bir soru. Oturma düzeni şekildeki gibi olan bir konferans salonunda koltuk numarası aynı zamanda bir elementin atom numarasıdır. Buna göre 3 tane vermiş, temsil eden koltuk numaralarında oturan kişiler sahneye çağrıldığında kaç kişi yerinde kalır? Demek ki birincileri sahneye çağırıyor, ikincileri sahneye çağırıyor, üçüncüleri sahneye çağırıyor. Bunlar diyor sahneye çıktığında kaç kişi yerinde kalır diyor. Şimdi bakalım, bileşiklerinde sadece artı bir değerlik alan elementler. Arkadaşlar, bileşiklerinde sadece artı bir değer alan elementler 1A grubunun metalleridir. Ve bir de geçiş metallerinde yer alan Ag var ki burada bunu bilmenize gerek yok arkadaşlar. Evet. Demek ki 1A grubu metalleri ve Ag bileşiklerinde sadece artı bir değerlik alır. O zaman atomlar arası 3 olan sahneye gider. 11 olan sahneye gider. 19 olan sahneye gider. Peki 1 olan, bakın atomlar arası 1 olan hidrojendir. Hidrojen her ne kadar 1A grubunda yer alsa da bileşik ametal özellik göstereceği için bileşiklerinde hem eksi bir değerlik alır hem de artı bir değerlik alır. Onun için hidrojen sahneye gitmez arkadaşlar. Geldik ikincisi, P bloğunda yer alan elementleri çağırıyor. P bloğu periyodik sistemde 1A, 2A ve helyum elementi, soy gazlardan helyum S bloğu elementidir. Bakın S bloğu elementidir. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A P bloğu elementidir. P bloğu elementleridir. B grubu elementleri, yani geçiş metalleri arkadaşlar, geçiş metalleri D bloğu elementleridir. D bloğu elementidir. Alttaki iki sıra lantanit ve aktinit dediğimiz iki sırada F bloğu elementidir. Şimdi bunları bileceğiz. Bize diyor ki P bloğunda yer alan elementler. O zaman 3A'dakiler gitti mi? Gitti. 4A'dakiler gitti. Sahneye çıkıyor bunlar. 5A'dakiler sahneye çıktı. 6A'dakiler sahneye çıktı. 7A'dakiler sahneye çıktı. 8A'da sahneye çıktı. Helyuma dikkat edin. Helyum ne dedik? Her ne kadar 8A'da yer alsa da. Yani P bloğunda yer alsa da. Bakın helyum P bloğunda yer alır. P bloğunda yer alır. Ama kendisi S bloğu elementidir. S bloğu elementidir. Buna dikkat edin. Helyum P bloğunda yer alır ama S bloğu elementidir arkadaşlar. Burada da bana P bloğunda yer alan elementler diyor. Bak, P bloğu elementi demiyor. P bloğunda yer alan elementler. Helyum da gidecek o zaman arkadaşlar. Ama şunu deseydi, P bloğu elementleri deseydi helyum yerinde kalırdı. P bloğunda yer alan elementler dediği için helyum da çıktı arkadaşlar sahneye. Üçüncüsü, geçiş metalleri olarak bilinen elementler. Geçiş metalleri dediğimiz B grupları. O zaman şu 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bunlar da B grupları, ne yaptı? Bunlar da sahneye çıktı. Peki sahneye çıkmayan kaç kişi kaldı arkadaşlar? Atom numarası 1 olan, atom numarası 4 olan, 12 olan ve 20 olan elementlerimiz yerinde kaldı. Yani toplamda kaç kişi yerinde kalmış oldu? 4 kişi yerinde kalmış oldu. Cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Evet, bu da güzel bir soru arkadaşlar. Hazırlanan güzel sorulardan bir tanesi diyoruz. Geldik üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuz bir gaz sorusu. Açık hava basıncının 1 atm olduğu ortamda şekildeki sistemin K musluğu açılıyor. Bakın musluk açılıyor. Bir daha kapatılmıyor. Buna göre bu yargılardan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi K musluğu açılırsa Y gazı ne yapacak arkadaşlar? Y gazı dışarı çıkacak. Musluk açılmadan önce şuna bakalım. Musluk açılmadan önce arkadaşlar, başlangıçta içeride Y gazımız var. 0,5 atm.
Elastik balon. Yani X gazını doldurduğu elastik balonun ne özelliği vardı? Elastik balonda iç basınç dış basınca eşit. Dolayısıyla başlangıçta musluk açılmadan önce, başlangıçta arkadaşlar, X gazının hacmine, basıncına bakalım, Y gazının basıncına bakalım. Y gazı zaten 0,5 atm olarak verilmiş. X gazı elastik balon olduğu için dışarısı, bakın şurası 0,5 olduğu için X gazının içerisinde ne yapacak? 0,5 atm olacak. Bu başlangıçta. Şimdi musluk açtık arkadaşlar. Musluğu açtık. Musluk açıldı. Ne yapacak musluk açılınca? Y ne yapacak? Y gazı dışarı çıktı. Bakın Y dışarı çıktı arkadaşlar. Dışarı çıktı. Dışarının basıncı kaçmış? 1 atm. Dışarının basıncı 1 atm'ymiş arkadaşlar. Dikkat edin. Y hacmi ne yaptı? Küçüktü bakın. Hop. Burası kap kadar bir hacim vardı. Atıyorum buranın kabın hacmi 10 litre olsun. Y gazı 10 litrelik bir hacimden dışarı boşluğa yayıldı arkadaşlar. Dışarı doğru yayıldı. Y gazının hacmi ne yaptı? Hacmi arttı bakın. Çok büyük bir oranda arttı. Çünkü 10 litrelik bir kabın içerisindeydi. Atıyorum 10 litre diyelim. 10 litrelik bir kabın içerisindeydi. Dışarıya yani boşluğa yayıldı arkadaşlar. Hacimde bir artma meydana geldi. Hacim artarsa basıncı ne olacak arkadaşlar Y gazının? Y gazının basıncı azalacak. Peki içeri Y gazı çıktı. İçeri ne girecek? İçeri hava girmeye başladı arkadaşlar. Hava içeri girdi. Peki hava içeri girerse içerideki basınç ne oldu? Havanın basıncı kaç? 1 atm. O zaman içerinin basıncı 1 atm oldu arkadaşlar. İçerinin basıncı 1 atm oldu. Peki elastik balon diyor. X gazının basıncı ne olur? X gazının basıncı da yine 1 atm olur. Çünkü içeri dışarıya eşit olacak. Peki X gazının basıncı 0,5 atm'den 1 atm'ye doğru yükseldi. Basınç arttıysa X gazının hacmi ne olacak arkadaşlar? X gazının hacmi, şöyle yazalım, azalacak. X'in hacmi azalacak. Çünkü X'in basıncı başlangıçta 0,5'ti. Y çıktı dışarı doğru çıktı Y. İçeri doğru hava girdi. Havanın basıncı 1 atm olduğu için X'in basıncı da 1 atm oldu. Ve yoğun hacmi ne yaptı X gazının? Azaldı. Şimdi X'in hacmi azalırsa yoğunluğu ne yapar arkadaşlar? D eşittir M bölü V'den. Yoğunluk artar mı? Evet artar arkadaşlar. Yoğunluk artar. Çünkü hacmi azaldı. X gazının dışarı kütle azalması olmadı. Dolayısıyla X'in D eşittir M bölü V'sinden buranın azalması, yoğunluğun artması anlamına gelir. Şimdi öncüllere bakalım. Birincisi X gazının basıncı, Y gazının hacmi artar. Dikkat edin X gazının basıncı. X gazının basıncı 0,5'ten X gazının basıncı ne oldu? 1 atm oldu. O zaman X gazının basıncı arttı. Tamam. Geldim Y gazının da hacmi artar demiş. Y gazı 10 litrelik bir kabın içerisindeydi. Ne yaptı? Dışarı doğru yayıldı. Yani büyük bir boşluğa doğru yayıldı. Hacmi arttı mı? Arttı. O zaman birinci öncülümüz doğru. 2. X gazının yoğunluğu artar. Evet, X gazının basıncı arttığı için hacmi azaldı. Hacmi azaldığı için yoğunluğu ne yapacak? Artacak. İkinci öncülümüz de doğru. 3. X ve Y gazlarının basınçları eşit olur. Şimdi ikinci durumda X gazının basıncı bakın 1 atm iken Y gazının basıncı ne yapacak arkadaşlar? Kendi başlangıçta 0,5'ti. Ama hacmi arttığı için basıncı daha da düşecek. Yani 0,5'ten daha da düşeceği için basınçları eşit olmaz diyoruz arkadaşlar. Bu öncül yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olur yorumunu yapıyoruz arkadaşlar. Güzel bir soru yine. MEB tarafından hazırlanan güzel sorulardan birisi. Geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Dördüncü soru yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan örnek sorularda karşınıza çıkacak bir soru. Nükleer enerji santrallerinde yakıt olarak uranyum madeni kullanılır. Uranyum doğada %0,7, uranyum 235, %99,3, uranyum 238 izotopları şeklinde bulunur. Ancak sadece U235 izotopundan nükleer yakıt elde edilir diye bilgi vermiş. Doğadan çıkarılan uranyum madeni önce uranyum heksaflorür gazına dönüştürülür. Yüksek basınçta uranyum heksaflorür gazı santimetre karede milyonlarca mikroskobik gözenek bulunduran bir engelden geçmeye zorlandığında U235 izotoplarını içeren moleküllerin daha hızlı yayıldığı görülür. Bu işlem, bakın şekilde de vermiş arkadaşlar. Bu işlem birçok kez tekrarlanarak
yüksek oranlı zenginleştirilmiş U-235 nükleer yakıtı elde edilir. Buna göre demiş, U-235 izotopunun daha hızlı yayılmasının sebebi. Arkadaşlar yayılma hızı, bakın yayılma hızı daha hızlı yayılıyor. Yayılma hızı neyle alakalıydı? Yayılma hızı sıcaklıkla ve molekül ağırlığıyla alakalıydı arkadaşlar. Sıcaklık ve molekül ağırlığıyla alakalıydı. Sıcaklığın kareköküyle doğru orantılı, yani hız diyelim şöyle. Sıcaklığın kareköküyle doğru orantılı, molekül ağırlığın kareköküyle ters orantılıydı arkadaşlar. Dolayısıyla molekül ağırlığı küçük olan daha hızlı yayılır. Burada uranyum 235'in daha hızlı yayılması uranyumun izotopunun mol kütlesinin küçük olmasından kaynaklanır. Yani cevabımız D şıkkı olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar. Bakın yayılma hızı sıcaklığa ve molekül ağırlığına bağlıdır. Hafif olan daha hızlı yayılacağı için arkadaşlar uranyum 235 izotopu daha hızlı yayıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Geldik 5. soru. 5. soru da yine gazlarla ilgili bir soru. Gazların su üstünde toplanması yöntemi bir gaz karışımındaki her bir gazın saf olarak elde edilmesinde kullanılır. 20 derecede sıcaklıkta şekildeki sürtünmesiz pistonlu kapta buharı ile dengede olan saf suyun üzerinde toplanmış ideal helyum gazı bulunmaktadır. Bakın ilk durumda piston 2H'da. H kadar, H yüksekliğine kadar su var. Helyum gazı bakın H kadar şu seviyede, H seviyesinde yani helyum gazımız ve üzerinde su buharımız var arkadaşlar. Yani gazın kapladığı hacim şu anda H kadar. Ben bunu diyor pistonu 3H konumuna getirirsem, yani şuraya getirirsem diyor, neler olur diyor arkadaşlar. Şimdi şunu unutmayın. Böyle sorularda kaptaki toplam basıncımız nasıl bulunuyor arkadaşlar? Kaptaki toplam basıncımız, gazlar su üstünde toplanıyorsa P gaz artı o sıcaklıktaki bir su buharının basıncını bulacağız arkadaşlar. Yani toplam basınç gazın basıncıyla, helyum gazının basıncıyla o sıcaklıktaki suyun buhar basıncının toplamı bana kaptaki toplam basıncı verir. Peki piston arkadaşlar 2H konumundan 3H konumuna getirirseniz ne olur? Şimdi dikkat edin. Pistonu hareket ettirdiğinizde arkadaşlar, pistonu yukarı aşağıya hareket ettirirseniz, pistonu yukarı aşağı hareket ettirirseniz burada sadece, bakın sadece gazın basıncı etkilenir. Su buharının basıncını etkileyemezsiniz arkadaşlar. Sadece gazın basıncı etkilenir. Dolayısıyla aslında toplam basınç da etkilenir ama gaz doğrudan 2 kat veya 3 kat olarak etkilenir ama toplam basınç doğrudan 2 kat olarak etkilenmez. Şimdi ne demek istedik hocam? Hemen bakın yorumlayalım. Şimdi ilk durumda, birinci durumda diyelim, bakın birinci durumda helyumun bir basıncı olsun. Kaç diyelim helyumun basıncına? 40 diyelim. Atıyorum 40 diyelim. Helyumun basıncı 40 olsun. Peki su buharının basıncı da, su buharının basıncı da bize 20 olsun. Ve toplam basıncımız, bu ikisinin toplam basıncı ne olur? 60 olur. Şimdi bu birinci durumda, yani gazın H kadar, bakın H kadar yer kapladığı durum. Şimdi ikinci duruma bakıyorum. Pistonu 3H noktasına getirmek, gazın hacmini 2H yapmak demek değil mi? Evet. Gazın hacmi 2 katına çıkarsa gazın hacmi ne yap, basıncı ne olacak arkadaşlar? Yarıya düşecek. Bakın gaz H'tı. H kadar hacim kaplıyordu. Şu anda basıncı 40'tı. Ama gazın hacmini 2H yaptım. Basıncı ne yapacak o zaman? Yarıya düşecek. Yani helyum 20'ye düştü. Bakın pistonu yukarı doğru hareket ettirdiğim zaman gazın hacmi arttı, basıncı azaldı. Hacim 2 kat arttı, basınç 2 kat azaldı. Peki su buharı ne oldu arkadaşlar? Su buharının basıncı sıcaklığa bağlı olduğu için sabit kaldı, 20. Çünkü aynı sıcaklıkta diyor arkadaşlar. Bakın aynı sıcaklıkta. O zaman toplam basıncımız ne oldu arkadaşlar? Toplam basıncımız 40 oldu. Şimdi bakalım hangileri doğrudur diyor bana. Birinci öncül diyor ki helyum gazının kısmi basıncı azalır. Bakın helyum basıncı 40'tan neye düştü? 20'ye düştü. Dolayısıyla birinci öncül doğru mu? Doğru. İkinci öncül, H2 gaz moleküllerinin sayısı artar. H2 gaz moleküllerinin sayısı artar. Arkadaşlar hacim ne yaptı? Hacim arttı. H2
Hacim arttığından dolayı arkadaşlar, hacim artarsa ne olacak? Daha çok sıvı buharlaşacak. Hacim arttığı için daha çok sıvı buhar haline gelecek. Buharlaşacak diyelim arkadaşlar. Dolayısıyla H2O gaz moleküllerinin sayısı ne yapacak? Artacak. H2O sıvı moleküllerinin sayısını alacak, azalacak. İkinci öncülümüz de doğru. 3. Kaba yapılan toplam basınç yarıya düşer. Şimdi işte bu öncül çok önemli. Bakın, kimin basıncı yarıya düştü? Gazın basıncı yarıya düştü. Helyum gazının basıncı yarıya düştü. Su buharının basıncı aynen kaldı. Peki toplam basınçta bir azalma var ama tam yarı oranında değil arkadaşlar. Dolayısıyla kaba yapılan toplam basınç yarıya düşer ifadesi yanlıştır. Kaptaki gazın basıncı yarıya düşüyor. Bakın, pistonu yukarı aşağıya doğru hareket ettirdiğiniz zaman doğrudan kimi değiştiriyorsunuz? Gazın basıncını. Hacmi iki katına çıkardığınız zaman, kabın hacmini iki katına çıkardığınız zaman gazın basıncı ne yapıyor? Yarıya düşüyor. Dolayısıyla toplam basınç yarıya düşer ifadesi yanlış. Bana neyi soruyor? Doğru olur dediği için cevabımız 1 ve 2 oluyor arkadaşlar. Evet, bu da gazların su üstünde toplanmasıyla ilgili güzel bir yorum sorusu. Bakın, sıvının üstündeki hacmi artırırsanız, hacim artarsa daha çok sıvı buharlaşacak ve H2O gaz molekülleri artarken H2O sıvı molekülleri ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. Buraya dikkat ettiğiniz sürece soruyu yaparsınız. Altıncı sorumuz bir çözelti sorusu. Koligatif özelliklerdeki grafiklerle ilgili bir soru. Bize diyor ki bu grafiklerle ilgili hangi yargılar doğrudur diyor. Şimdi grafiğimizin birinci bölmesini şura diyelim. Birinci diyelim. İkinci bölmesi. Üçüncü bölmesi. Şimdi birinci bölmede ne oluyor arkadaşlar? Birinci bölmede kaynama var mı yok mu ona bakıyorsunuz. Birinci bölmede kaynama yok arkadaşlar. Kaynama yok. Şöyle grafiklerle ilgili yorumlarımızı yazalım. Ondan sonra şey yapalım. Cevaplarımıza bakalım. Birinci bölmede kaynama yok dedik. Birinci bölmede çözeltinin sıcaklığı ne yapıyor? Artıyor. Sıcaklık arttığına göre bu bölmede buhar basıncı da ne yapacak? Artacak. Çözeltinin buhar basıncı bu bölgede arttı. Peki nerede kaynamaya başlıyor hocam? Birinci bölgede kaynama yoksa nerede kaynamaya başlıyor? Grafikte dikkat edin. Eğrinin ilk değiştiği nokta. Eğrinin ilk değiştiği nokta arkadaşlar A noktası. A noktasında çözelti kaynamaya başlar. Evet, buraya dikkat edin. Kaynamaya başlar yorumunu yapıyoruz. Peki ikinci bölge, yani ikinci bölme, yani veya bölge A'dan B'ye doğru arkadaşlar. Bakın ikinci bölge A'dan B'ye doğru olan bölge. Şimdi ne oluyor? Buraya dikkat edin. A'da kaynamaya başladı. Peki ikinci bölgede kaynama var mı? Evet, kaynama devam ediyor arkadaşlar. Kaynama A'da başladı. İkinci bölge boyunca devam ediyor. Peki sıcaklık ne oluyor bu esnada? Sıcaklığımız artıyor arkadaşlar. Bakın, sıcaklık A'dan B'ye doğru bir artış içerisinde. Peki buhar basıncımız ne yapıyor arkadaşlar? Buhar basıncı bu bölgede değişmez. Çünkü sıvılar kaynarken dış basınç buhar basıncına eşit olur ve buhar basıncı sabit kalır. Evet. Demek ki buhar basıncı bu bölgede değişmiyor. Şuraya da yazalım arkadaşlar. Sıvılar ne zaman kaynamaya başlar? Sıvılar ne zaman ki buhar basınçları dış basınca eşit olur, o zaman ne yapar? Kaynamaya başlar. Kaynamaya başlar diyelim. Ve kaynama esnasında da buhar basınçları ne yapmaz? Sıvılar kaynarken buhar basınçları da değişmez. İster saf sıvı olsun, ister saf sıvı olmayan sıvı olsun. Ve bu bilgileri bileceğiz. Peki devam ediyorum arkadaşlar yorumlarımıza. Sıcaklık arttığı için ve kaynama olduğu için burada bir buharlaşma meydana gelecek mi? Gelecek. Yani sıvı buharlaşmaya başlayacak. Sıvı buharlaşır arkadaşlar. Sıvı buharlaştığı için çözücü kütlesi ne olur? Çözücü kütlesi azalır. Çözücü kütlesi azaldığı için burada derişim ne olur arkadaşlar? Derişim artar, yoğunluk artar arkadaşlar. Yoğunluk artar. Bakın, hem derişim hem de yoğunluk artıyor. Neden? Çünkü sıvı buharlaşıyor. Çözücü kütlesi azalıyor. Çözücü kütlesinin azalması aslında çözelti kütlesinin de azaldığını gösterir. Peki bu ikinci bölgedeki kaynayan çözeltimiz nasıl bir çözelti?
Doymamış bir çözeltidir arkadaşlar. Doymamış bir çözelti. Geldim üçüncü bölgeye. Bakın bölge bölge yorumlarımızı yapıyoruz. Üçüncü bölgede artık sıcaklığa dikkat edin. B'den sonra yani B'den itibaren diyelim. B'den itibaren. Evet, üçüncü bölgede arkadaşlar ne yapıyor? Bakın B'den itibaren sıcaklığımız sabit kalıyor. Hocam kaynama bitiyor. Hayır, üçüncü bölgede de kaynama var arkadaşlar. Kaynama devam ediyor. Devam ediyor. Sıcaklık sabit kalıyor. Sıcaklık sabit kalıyor arkadaşlar. Kaynama devam ettiğine göre buhar basıncı yine sabittir yorumunu yapıyoruz. Burada kaynama devam ettiği için sıcaklık, pardon, sıvı yine buharlaşıyor. Bu sefer sıvıyla, buharlaşan sıvıyla beraber katı ne yapıyor arkadaşlar? Çökmeye başlıyor. Ne kadar sıvı buharlaşırsa o kadar katı çökmeye başlıyor. Ve dolayısıyla aynı oranda olduğu için derişimimiz ne yapmıyor arkadaşlar? Derişim değişmiyor. Yoğunluk değişmiyor arkadaşlar. Çünkü ne kadar sıvı buharlaştıysa bir taraftan da o kadar katı çökmeye başlayacak. Dolayısıyla derişimde, yoğunlukta ne yapmayacak? Değişmeyecek. Peki burada kaynayan çözeltimiz artık katı çöktüğü için doymuş çözelti olur yorumunu yapıyor. Peki öncüllere baktığımız zaman hangilerin doğru olduğuna bakalım. B noktasında çözelti doymuştur diyor birinci bölgede. Şimdi birinci öncülde B noktasında çözelti doymuş. Bakın B noktası artık üçüncü bölgenin başladığı nokta. Üçüncü bölgede yani B'den itibaren çözeltim ne oluyor? Doymuş. O zaman birinci öncülümüz doğru. 2. B noktası çözeltinin kaynamaya başladığı sıcaklık. Dikkat edin, B noktasında mı kaynıyor çözelti? Nerede kaynıyor? A noktasında kaynamaya başlıyor. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncül A noktasında çözeltinin buhar basıncı dış basıncına eşit olur. A noktası kaynamaya başlama noktası. Kaynarken buhar basıncı değişmez ve kaynama ne zaman başlıyordu? Dış basınç buhar basıncına eşit olduğu anda. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olur yorumunu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın A noktasında kaynamaya başlıyor. A'daki buhar basıncı neyse B'deki buhar basıncı da odur. Çünkü kaynama devam ediyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu bölge yorumları hem TYT'de karşınıza çıkabilir hem de AYT kısmında karşınıza çıkabilir. Yedinci sorumuz arkadaşlar bir entalpi sorusu. Hess yasası ile ilgili bir soru arkadaşlar. Hess yasasında 3 tane kuralımız vardı. O kuralı bilirsek soruları rahatlıkla yaparız. Şuraya yazayım kuralları hatırlatmak için arkadaşlar. Tepkime ters çevrildiğinde bir tepkime ters çevrilirse delta H ne yapacak? Delta H'ımız işaret değiştirecek. İşaret değiştirir. Tepkimeyi arkadaşlar herhangi bir sayıyla çarpar ya da bölerseniz bir tepkimeyi bir sayı ile çarpar ya da bölerseniz delta H'a da ne yapacaksınız arkadaşlar? Aynı işlemi yapacaksınız. Delta H'ı da aynı sayıyla çarpacaksınız ya da aynı sayıyla böleceksiniz. Bu ikinci kuralımız. Üçüncü kuralımızda da arkadaşlar tepkimeler taraf tarafa toplanırsa tepkimeler toplanırsa delta H'larda ne yapılır? Delta H'larda toplanır. Bu üç kuralı bildikten sonra artık bizden istenen tepkimenin delta H'ını bulabiliriz. Yani Hess yasası uygulayıp bulabiliriz. Şimdi ne yapıyordum? Bak 3 tane tepkime vermiş. Benden şu tepkimeyi istiyor. Şu tepkimeyi. Ben ne yapıyorum? Tepkimeye tek tek bakıyorum. Girenlerinden başlıyorum. Tek tek bakıyorum. Yukarıda bu tepkimeye göre yukarıyı benzetmem lazım. Şimdi bana diyor ki C4H9OH girenlerde olsun bir tane olsun. Benden bunu istiyor. C4H9OH girenlerde olsun bir tane olsun. C4H9OH hangi tepkimede var yukarıda? Üçüncü tepkimede var. Ama nerede? Ürünlerde. O zaman bu tepkimeyi ne yapacağız? Bir ters çevireceğiz arkadaşlar. Girenleri alacağım bir tane. C4H9OH. Ters çevirdiğim zaman 4 karbon artı 5H2 artı 1 bölü 2 O2 oldu. Entalpim C idi. Eksi C oldu. Şimdi bunu tamam elde ettik. C4H9OH elde ettik. Peki oksijene bakıyorum. Girenlerde olsun 6 tane olsun. Şimdi oksijen hem burada var hem burada var hem orada var. Bakın 3. tepkime de var. Eğer istenen madde birden fazla tepkime de varsa hiç bakmadan es geçin. Çünkü eğer doğru yaparsanız kendiliğinden çıkacak. Oksijeni es geçtim. Hemen
Ürünler kısmına bakıyorum. Girenler kısmı bitti çünkü. Ürünlerde karbondioksit olsun 4 tane olsun. Peki karbondioksit yukarıdaki tepkimelerin hangisinde var? Üçüncüyü kullandık artık, bir daha kullanmayacağız. Karbondioksit yukarıdaki tepkimelerde birinci sırada var. Ürünlerde tam da istediğim gibi ama 4 tane olmasını istiyorum. O zaman bu tepkimeyi ne yapacağım? 4 ile çarpacağım. O zaman çarparak yazıyorum. 4 karbon artı 4 O2, 4 tane karbondioksit. 4 ile çarptığım için delta açıda 4 ile çarpın. 4 A yapın. Birinci tepkime de tamam. Şimdi geldim 5H2O sıvısı. H2O ürünlerde olsun 5 tane olsun diyor. E kaldı zaten ikinci tepkime. H2O ürünlerde ama bir tane. O zaman burayı da ne yapacağım? 5 ile çarpacağım arkadaşlar. Burayı da 5 ile çarpacağım. Hemen çarpalım, 5 ile çarpılmış olarak yazalım. 5H2 artı 5 bölü 2 O2 ve 5H2O sıvısı. O zaman delta açımda 5B oldu. Şimdi taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. Taraf tarafa topluyorum. 4 karbon solda, 4 karbon sağda. 5H2O, 5H2 solda, 5H2 sağda. Şimdi dikkat edin. 1 bölü 2 O2, 5 bölü 2 O2, 4 bölü 2 kaldı. Yani 2 oksijen kaldı. 4 de burada, 6 oksijen kaldı bakın. C4H9OH artı 6 oksijen oldu arkadaşlar. Bakın elde ettim 6 oksijeni. Kalanlar 4 karbondioksit artı 5H2O. Tepkimeyi elde ettim mi? Elde ettim. O zaman şu değerlerin toplamı bana bu tepkimenin entalpisini verir. Yani 4A artı 5B eksi C. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? C şıkkı olacak diyoruz arkadaşlar. Evet, Hess yasası uygulaması. Bunu sayısal olarak da verebilir. Sayısal olarak değerler de verip sayısal olarak da sorabilir arkadaşlar. Geldim 8. soru, bir hız sorusu arkadaşlar. Hızı ilgilendiren soru. Bir tepkimenin potansiyel enerji, tepkime koordinat grafiği şimdi aşağıda verilmiş. Buna göre bu tepkime için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış? Arkadaşlar kaç tane tepe varsa mekanizmalı değil mi diye sorabilirler size. Eğer bu tepkimede kaç basamak varsa, yani kaç tepe varsa o kadar basamak var. Kaç tepe var arkadaşlar? 2. O zaman bu tepkime 2 basamaklıdır. Dolayısıyla A şıkkı direkt doğrudur. 3 tepe olsaydı tepkime 3 basamaklıydı. 4 tepe olsaydı tepkime 4 basamaklıydı. Kaç tepe varsa tepkime o kadar basamak vardır. O zaman birinci basamağa bakalım. İkinci basamağa bakalım. Ve yorumlarımızı yapalım arkadaşlar. Şimdi birinci basamağın girenlerine bakalım. Birinci basamağın girenleri. Birinci basamağın girenleri grafiğin başladığı yer 25. Peki ürünlerine bakalım, birinci basamağın ürünlerine. Birinci basamağın bittiği yer 45. Delta H'ımıza bakalım. Ürünler eksi girenlerden ne yaptı? Artı 20 oldu arkadaşlar. Delta H'ımız artı 20. O zaman tepkimemiz endotermiktir yorumunu yapabilir miyim? Yapabilirim çünkü pozitif çıktı. Peki EA ileriye bakalım arkadaşlar. EA ileri neydi bir tepkimede? Girenlerle en tepe nokta. Birinci basamağın girenleri 25, en tepe noktası 50. Dolayısıyla arkadaşlar EA ilerisi 25'tir. Peki EA geriye bakalım arkadaşlar. EA geriye. Bu da ürünlerle en tepe nokta. Birinci basamağın ürünleri 45, en tepe noktası 50. Dolayısıyla farkı 5. Zaten delta H başka nasıl bulunuyordu? EA ileri eksi EA geri. Bu da ne çıktı? Artı 20 verdi. Bu da doğru. Peki aktivasyon enerjisi kaçtır dersek arkadaşlar? Aktivasyon enerjisi. Bir tepkimede aktivasyon enerjisi her zaman neye eşitti? EA ileriye eşitti. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Birinci basamağın aktivasyon enerjisi 25 olur. Şimdi bu birinci basamak. İkinci basamağa bakalım. İkinci basamağın girenleri neresi? Bakın ikinci basamağın başladığı yer 45. O zaman ikinci basamağın girenleri 45. Bak, birincinin ürünü ikincinin gireni oldu arkadaşlar. Peki ürüne bakalım. İkinci basamağın ürünü kaçta bitmiş? 10'da bitmiş. O zaman ürünler eksi girenlerden, bakın arkadaşlar, ürünler eksi girenlerden 10 eksi 45'ten ne çıkar? Eksi 35 olur. Delta H'ımız eksi 35 geldi. Yani egzotermik bir tepkime. Şimdi geldim, devam ediyorum. EA ileriye bakalım arkadaşlar. EA ileriye. Neydi? Girenlerle en tepe nokta. Girenler 45, en tepe nokta 65. Dolayısıyla EA ileri 20 geldi. EA geriye bakalım.
Ürünlerle en tepe nokta. Ürünler 10, en tepe nokta 65. Fark nedir? 55'tir arkadaşlar. 55. Dolayısıyla EA ileri eksi EA geriye hesaplarsanız delta H'ımız yine eksi 35 geldi arkadaşlar. Bu da tamam. Aktivasyon enerjisi nedir? Aktivasyon enerjisi yani EA ilerisi ikinci basamağın kaç olur? 20 olur arkadaşlar. Bir de net tepkimeye bakalım. Net tepkime arkadaşlar. Net tepkimenin girenleri başladığı yer 25. Ürünlerin grafiğin bittiği yer, en son bittiği yer 10. Dolayısıyla ürünler eksi girenlerden eksi 15 oldu delta H'ımız. Dolayısıyla net tepkimemde ne oldu arkadaşlar? Egzotermik yorumunu yapabilirim. İstersen şunu da yapabilirsin. Birinci basamak delta H'ı artı 20. İkinci basamağın delta H'ı eksi 35. İki basamağın delta H'ını toplarsan net tepkimende delta H'ını bulmuş olursun. Şimdi bunları bulduk. Peki basamaklardan hangisi hızlı, hangisi yavaş? Neye göre veriliyorduk arkadaşlar? Aktivasyon enerjisine göre. Aktivasyon enerjisi yüksek olan yavaştır. Peki aktivasyon enerjisi birinci basamakta 25, ikinci basamakta 20. Hangisi yüksek? 25. O zaman birinci basamağın yavaş basamak olduğunu söyledim ve mekanizmalı tepkimelerde hızı kim belirliyordu? Yavaş basamak belirliyordu. O zaman hızı belirleyen basamak birinci basamaktır. Şimdi geldik öncüllere bakalım. A'nın doğru olduğunu söyledik. Çünkü iki tepe var. B şıkkı tepkime entalpisi 10 kilojuldür. Tepkime entalpisi 10 kilojul mu arkadaşlar? Tepkime entalpisi eksi 15 kilojuldür. Dolayısıyla B'nin yanlış olduğunu ne yaptık? Bulmuş olduk. Peki C'ye bakalım. İkinci basamağın ileri aktifleşme enerjisi birinci basamağın ileri aktifleşme enerjisinden küçüktür. İkinci basamağın ileri aktifleşme enerjisini kaç bulduk? 20. Birinci basamağın ileri aktifleşme enerjisini kaç bulduk? 25. Dolayısıyla küçük mü ikinci basamak? Evet, küçük. Geldim D şıkkı. Tepkime hızını birinci basamak belirler. Evet, aktivasyon enerjisi yani ileri aktifleşme enerjisi büyük olan yavaş basamaktı. Ve yavaş basamak hızı belirleyeceği için birinci basamak yavaştır ve hızı belirleyen basamaktır diyorum. D şıkkı da doğru. E şıkkı net tepkime egzotermiktir. Evet, net tepkimenin egzotermik olduğu yorumunda yapmış olduk. Burada bana yanlış sorduğu için cevabımız B şıkkı oluyor arkadaşlar. Geldim 9. soru arkadaşlar. Bir denge sorusu. A gazı, B gazı, C gazı, D gazı tepkimesinin T derecede KC'si 0,60, 3T Kelvin'de KC'si 0,25 ise demiş. Bunlardan hangileri doğru? Şimdi dikkat edin. Sıcaklık artmış. KC 0,60'dan 0,25'e azalmış. Arkadaşlar sıcaklıkla KC doğru orantılıysa endotermiktir. Sıcaklıkla KC ters orantılıysa bu tepkime bir egzotermik tepkimedir. Egzotermiktir. Yani delta H'ımız sıfırdan küçüktür. Delta H nasıl bulunuyordu? Ürünler eksi girenler sıfırdan küçük. Dolayısıyla ürünler girenlerden küçük olur. Bir de EA ileri eksi EA geri sıfırdan küçük olacak. Dolayısıyla EA ileri değerimizde EA geriden küçük olacak. Şimdi devam ediyoruz yorumlarımıza. Bakalım neyi sormuş. Basınç artırırsa denge bozulmaz demiş. Denge konumda. O zaman sıcaklığı ısı açığa çıkacağı için arkadaşlar ısı açığa çıkacağı için egzotermik tepkime olduğunu bulduk. Isı nerede? Ürünlerde. O zaman ben ısıyı tepkimeye yerleştireyim. Ürünlere yazayım arkadaşlar. İkinci öncülümüz diyor ki denge konumunda sıcaklık artırılırsa A ve B'nin derişimi artar. Şimdi ben ikinci öncül için yorum yapıyorum. Bakın ikinci öncül için. Sıcaklığın yerini buldum ürünlerde ve ben artırdım. Ben artırdım. Etki yaptım sıcaklığa. Sistem bana tepki verecek. Ben artırdım. Sistem azalttı. Sistem C'yi ve D'yi de azalttı. Çünkü ürünlerde A ve B girenlerde olduğu için ne yaptı arkadaşlar? A ve B arttı. Dolayısıyla arkadaşlar A ve B derişimi ne yapar? Artar. İkinci öncülümüz doğru. Geldim üçüncü öncülüne bakalım arkadaşlar. Tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden büyüktür. Dikkat edin. İleri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden küçük olur. Dolayısıyla bu öncülümüz yanlıştır. Peki birinci öncül için ne deriz? Sabit sıcaklıkta. Zaten 3 yanlış, 2 doğruysa yalnız 2 diye bir şık olmadığı için cevabımız 1 ve 2 olacağını buradan görebilirsiniz arkadaşlar ama yorumlayalım biz. Basınç artırılırsa denge bozulmaz. Şimdi
Basınç ya da hacmin etkisi arkadaşlar. Burada basınç ya da hacmin etkisi. İki taraftaki gazların mol sayısı eşitse, bakın delta N eşit sıfırsa, yani ürünlerdeki gaz eşittir girenlerdeki gaz ise arkadaşlar, hacim ve basınç ne yapmıyordu arkadaşlar? Hacim ve basınç dengeyi etki etmiyordu. Dengeyi etki etmiyordu. Yani dengeyi bozmuyordu arkadaşlar. Ne ürünlere yöneltiyordu ne girenlere yöneltiyordu. Buraya bakalım. A ve B gazı. Girenlerde 2 gaz. Ürünlerde C ve D gazı 2 gaz. Dolayısıyla iki taraftaki gazlar birbirine eşit olduğu için hacmin artması, basıncın artması. Hacmin azalması, basıncın azalması dengeyi ne yapmayacak? Herhangi bir tarafa yönlendirmeyecek. Yani dengeyi bozmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülümüz de doğrudur diyorum. Ve cevabım 1 ve 2 oluyor arkadaşlar. Burada şunu bilin. Hacim arttığında, bakın hacim artarsa denge gazların çok olduğu yöne doğru ilerleyecek. Denge gazların çok olduğu yöne doğru ilerleyecek. Yani gazların çok olduğu yer sistem tarafından artırılmaya devam edecek. Hacim azalırsa denge gazların az olduğu yöne doğru ilerleyecek. Ve bu sefer de gazların az olduğu yer artmaya başlayacak. Ama iki taraftaki gazların sayısı eşitse hacmin artması azalması, basıncın artması azalması dengeyi ne sağ işte ürünlere ne girenlere kaydırmayacak. Yani dengeyi bozmayacak arkadaşlar. Geldim 10. sorumuz. Bir asit baz sorusu arkadaşlar. Titrasyon sorusu. 1 molar 200 mililitre koh çözeltisinin HCl çözeltisiyle titredilmesine ait titrasyon eğrisi aşağıda verilmiştir. Buna göre bu yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi A noktasının 14 olduğunu bulabilir miyiz? Arkadaşlar başlangıç derişimin belli ise pH'ı bulurum. pH belli ise başlangıç derişimi bulurum. Şimdi dikkat edin. Başlangıç derişimin 1 molar. Koh'un derişimi neymiş arkadaşlar? 1 molar. Burası 1 molar. Koh kuvvetli bir baz. İyonlaştığı zaman OH iyonda kaç molar gelecek arkadaşlar? 1'e 1 olduğu için. Bu da 1 molar. 1 molar ben 10 üzeri 0 molar diye yazsam olur mu? Olur. Eksi logaritma 10 üzeri 0 bana neyi verir? Bakın OH belli ise POH'ı verir. Dolayısıyla POH değerimiz kaç olur? POH değerimiz 0 olur. Peki grafikteki A noktası ne noktası? pH değeri. O zaman POH 0'sa pH değerimiz ne olur? 14 olur. Dolayısıyla bu nokta A noktası diyebilir miyim? Diyebilirim. Demek ki birinci öncülümüz doğru. Birinci öncülümüz doğru arkadaşlar. A noktasını nasıl bulduğumuzu söylemiş olduk. Peki B nokta ikinci öncül dönüm noktasında çözeltinin hacmi 350 mililitre. Dönüm noktası dediği bu nokta bakın. pH'in 7 olduğu nokta eşdeğerlik noktası. Diğer adıyla dönüm noktası arkadaşlar. Dönüm noktası. Şimdi geldim. Çözelti hacmi diyor. Bakın çözelti hacmi. Elimde 250 mililitre baz var. Bu noktaya gelene kadar da 100 mililitre asit ekledim. Dolayısıyla toplam hacim ne oldu arkadaşlar? 350 mililitre oldu. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncül HCl çözeltisi 2,5 molardır. Nereden bulacağız asidin derişimi? Bunun için titrasyon yapıyoruz zaten. Tam nötralleşme kuralı. pH'in 7 olduğu nokta için tam nötralleşme kuralını yazıyorum arkadaşlar. Tam nötralleşme. Neydi tam nötralleşme? Asitten gelen hidrojenin sayısı bazdan gelen OH'ın sayısına eşit. Peki nasıl bulacağız? Asidin molaritesi çarpı asidin hacmi çarpı asidin tesir değerliği bazın molaritesi çarpı bazın hacmi çarpı bazın tesir değerliği. Yerine yazalım. Asidinkini bilmiyorum. M asit çarpı V asit. Şimdi 7'ye gelene kadar pH 7'ye gelene kadar kaç mililitre ekledim? 100 mililitre ekledim. Çarpı tesir değerliği HCl bakın HCl'nin tesir değerliği 1'dir. Eşittir. Bazımızın molaritesi 1 çarpı 250 hacmi çarpı tesir değerliği 1. Buradan asidimizin molaritesi 250 bölü 100'den 2,5 molar olarak buluruz. Ve dolayısıyla 3. öncülümüz de doğru olur yorumunu yapıyoruz arkadaşlar. Evet, güzel bir titrasyon sorusu karşınıza çıkabilir. Bakın asit ya da bazın başlangıç derişimi belli ise pH'ı bulurum. Yani grafiğin başladığı noktanın pH'ını bulabilirim. Ya da tam tersi grafiğin başladığı noktanın pH değeri belli ise asit ya da bazın başlangıç derişimini bulabilirim. Geldim 11. soruya arkadaşlar.
11. soru bir elektrokimya sorusu. Demiş ki yukarıda verilen elektrokimyasal pildeki X ve Y metallerinin elektron verme eğilimleri X büyük Y ise. Dikkat edin. Elektron verme eğilimleri sırası bana aynı zamanda aktiflik sırası demek değil miydi? Aynı zamanda yükseltgenme potansiyeli sırası değil mi? Evet, yükseltgenme isteği, yükseltgenme potansiyeli sırası. Dolayısıyla arkadaşlar X büyük Y ise o zaman X'in aktifliği Y'den büyük. Aktif olan da ne olacaktı? Anot olacaktı. O zaman X'in anot Y'nin de ne olduğunu söyleyebilirim? Katot olduğunu söyleyebilirim. X'in anot Y'nin katot olduğu yorumunu yaptım. Şimdi geldim öncüllere bakalım. X elektron bulunduğu yarı hücredeki elektrolitte zamanla katyon derişimi azalır. Şimdi arkadaşlar X'in bulunduğu yer anot. Anotta ne olacak? Yükseltgenme olacak. Anotta yükseltgenme olduğu için iyon derişimi ne yapacak? İyon derişimi artacak. Ama anot elektrodun kütlesi, anotta elektrot kütlesi ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Evet, buna dikkat edin. O zaman bu öncülümüz zaten yanlış oluyor. Çünkü elektrotta zamanla katyon derişimi yani iyon derişimi azalır diyor. İyon derişimi artıyor arkadaşlar. A şıkkının yanlış olduğunu direkt söyleyebilirim. Peki B şıkkına bakalım. Y elektrot. Peki katotta ne oluyor? Hemen katota bakalım. Çünkü Y elektrot katot. Katotta indirgenme olacak arkadaşlar. İndirgenme olacak ve iyon derişimi zamanla azalacak. İyon derişimi zamanla azalırken elektrot kütlesi zamanla artacak. Anot aşınır, katot katlanır tabii gaz çıkışı yoksa. Dolayısıyla B şıkkı doğru. Bakın Y elektrodu bulunduğu hücrede indirgenme tepkimesi. Katotta indirgenme olacak. Doğru. C şıkkı zamanla X elektrodun kütlesi azalır. X elektrot anot. Anot elektrodun kütlesi ne yapacak? Azalacak. C şıkkı doğru. Elektron hareketi arkadaşlar. Elektron nereden nereye? Elektronlar her zaman anottan katota doğru ilerleyecek. Anottan katoda doğru gidecek dış devrede. Dolayısıyla burada anot X, katot Y. Elektron nereden nereye doğru gidecek arkadaşlar? X'ten Y'ye doğru gidecek. Bakıyorum X elektrottan Y'ye doğru hareket eder. D'ye doğru. Tuz köprüsü. Arkadaşlar tuz köprüsündeki anyonlar. Tuz köprüsündeki anyonlar yani negatif yüklü iyonlar yani eksi yüklü iyonlar anoda gidecek. Katyonlar yani pozitif yüklü iyonlar nereye gidecek? Katoda gidecek arkadaşlar. Dolayısıyla bakıyorum E şıkkına. Negatif iyonlar yani eksiler X elektrodun bulunduğu yani anoda gidecek. Anot da X elektrodun bulunduğu yerdir. Bu da doğru. Bana yanlışı sorduğu için cevabımız A şıkkı oluyor arkadaşlar. 12. soruya baktığımız zaman arkadaşlar X, Y, Z metallerinin standart indirgenme potansiyelleri verilmiş. Ve bunlardan hangileri yanlış? Arkadaşlar indirgenme potansiyelleri verilmişse ben aktifliklerini çünkü metallerin aktifliklerini yükseltgenme potansiyellerine göre sağlarım. O zaman ben bunları bir ters çevireyim yükseltgenme durumuna getireyim. X artı 2 yükseltgenme durumuna geldiğinde değeri ne olur? İşaret değiştirdim. Eksi 0,80. Peki Y'ye bakalım. Y'yi yükseltgenme durumuna getirdiğim zaman eksi 2,37 idi. Artı 2,37 oldu. Z'ye baktığım zaman Z artı değerini aldı. Eksi 2,93'tü. Artı 2,93 oldu. Şimdi büyük olan kim? Bakın büyük olan Z. O zaman Z'nin aktif olduğunu söyleyebilirim. Kime göre? Y'ye göre. Sonra X'e göre. İşte bu sıra arkadaşlar. Bakın bu sıra metaller için aktiflik sırasıdır. Metaller için aktiflik sırası aynı zamanda yükseltgenme potansiyeli sırasıdır. Elektron verme eğilimi sırasıdır. Yine elektron verme eğilimi sırası. Yükseltgenme isteği sırasıdır. Yükseltgenme isteği sırasıdır. Ve indirgen olma eğilimi sırasıdır. Bakın indirgen olma sırasıdır arkadaşlar. Şimdi bunları belirledikten sonra şıklara bakalım. A şıkkı demiş ki en kuvvetli indirgen Z metalidir. Bak indirgen olma sırası zaten bu sıra. Dolayısıyla en iyi indirgen olma isteği Z'ye ait. Dolayısıyla A doğrudur. Geldim B'ye. Y metalinden yapılmış kapta ZClO2 çözeltisi saklanabilir. Şimdi saklanması için orada bir tepkimenin olmaması lazım arkadaşlar. Eğer tepkime olmuyorsa saklanabilir.
Bakıyorum YZ'den aktif mi? Eğer YZ'den aktif mi? Buna bakıyorum. Çünkü element durumunda olan aktifse tepkime gerçekleşir. YZ'den aktif mi? Değil. O zaman YZ'den aktif değilse burada tepkime yoktur. Tepkime olmayacağı için aşınma yoktur. Aşınma olmayacağı için ne derim? Saklanır derim arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkımız da doğru olur. Geldim C şıkkı. X metalinden yapılmış bir çubuk NO3 2 çözeltisine daldırılırsa X çubuğu Y metalle kaplanır. Şimdi kaplama olması için bir tepkime olması lazım. Bakalım. Metal yani element durumunda olan X. X, Y'den aktif mi arkadaşlar? X, Y'den aktif mi? Değil. O zaman X, Y'den aktif değilse yine tepkime yok. Yine aşınma yok. Dolayısıyla burada yine bir kaplama olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkına yanlış diyebilirim. Geldim D şıkkına bakalım. X ile Z metallerinin elektrot olarak kullanıldığı bir galvanik hücrede Z metali anot olarak görev alır. Şimdi anot aktif olur. X'ten ve Z'den kim aktif arkadaşlar? Z, X'ten aktif olduğu için Z'nin anot olarak görev yapacağını söyleyebilirim. D şıkkı da doğru. E şıkkına baktığım zaman kendiliğinden gerçekleşir. Y metali element durumunda. Bakın girenler de element durumunda Y. Y, X'ten aktif mi? Y, X'ten aktif. Bakın Y burada, X burada. Y, X'ten aktif olduğu için bu tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Yani istemlidir yorumunu yaparım. Cevabımız da, yanlış cevabımız da C olarak bulabiliriz arkadaşlar. Geldim son sorumuz 13. soru arkadaşlar. Diyor ki şekildeki bir karbonun hibritleşen orbitallerin enerji diyagramı şekilde verilmiştir. Buna göre aşağıdaki moleküllerden hangisinde şekildeki hibritleşme türünü yapmış atom bulunmaz diyor arkadaşlar. Evvela burada hibritleşme türlerine bakacağız. Şimdi iki yöne şunu söyleyelim arkadaşlar. İki yöne merkez atom iki yöne bağ yapmışsa hangi hibritleşmeydi? SP hibritleşmesiydi. 3 yöne bağ yapmışsa SP2 hibritleşmesiydi arkadaşlar. 4 yöne bağ yapmışsa bakın 4 yöne bağ yapmışsa SP3 hibritleşmesiydi. Şimdi arkadaşlar biz buradaki şekilden hangi hibritleşmeyi yaptığını görebilir miyiz? Görebiliriz. Çünkü baktığınız zaman arkadaşlar baktığınız zaman neyi görüyorsunuz? Hibritleşen orbitalleri görebiliyorsunuz. Şu durum bakın şu durum bu durum karbonun temel hal elektron dağılımıdır. Karbonun temel hal 1s2 2s2 2p2. Karbon arkadaşlar burada uyarılmış hale düşüyor. Çünkü s'deki bir elektron bakın p'nin boş orbitaline geçiyor arkadaşlar. Uyarılmış halde diyoruz. Üçüncü şekilde ise artık orada uyarılmış hale gelen orbitaller ne yapıyor arkadaşlar? Hibrit orbital oluşturuyor arkadaşlar. Hibrit orbitaller oluşuyor. Hibritleşme yapıyor. İşte hibritleşme sonucunda da 4 tane yeni orbital oluşturuyor. 2 yöne bağ yaparsa SP dedik. 3 yöne bağ yaparsa SP2 hibritleşmesi. 4 yöne bağ yaparsa SP3 hibritleşmesi. Bunu söyledik arkadaşlar. Şimdi SP hibritleşmesi yaptığında şuraya devam edelim. SP hibritleşmesi yaptığında arkadaşlar bakın S'in üstü 1, bir tane S ve bir tane P hibritleşme yapar. Sonucunda iki hibrit orbital meydana gelir. İki hibrit orbital meydana gelir. Ve iki hibrit orbital iki sigma bağı demektir. İki sigma bağı. S'lerin tamamı katılmış ama P'lere dikkat edin. 3 tane P orbitalimiz var bizim. Bir tanesi hibritleşmeye katıldı. O zaman 2 tane P hibritleşmeye ne yapmadı? Katılmadı arkadaşlar. 2 tane P hibritleşme yapmadı. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyoruz? 2 tane P hibritleşme yapmadı. Burada 2 tane pi bağ oluşturuyoruz. Hibritleşmeye katılmayan P orbitalleri pi bağ oluşturur. Bu SP hibriti. SP2'ye baktığım zaman arkadaşlar bir tane S ve 2 tane P hibritleşme yapar. Sonucunda 3 tane hibrit orbital meydana gelir. 3 hibrit orbitalin meydana gelmesi 3 sigma bağı olduğunu söyleriz. Hibritleşmeye katılmayan, bakın 2 tane P katıldı, bir tane P katılmadı. Burada da bir tane P katılmadığı için, bakın bir P katılmadığı için o P'de ne yapacak? Bir tane pi bağı oluşturacak. SP3'e baktığımız zaman arkadaşlar bir tane S orbitali ile 3 tane P orbitali hibritleşecek ve
sonucunda 4 tane hibrit orbital meydana gelip burada 4 tane sigma bağı oluşacak arkadaşlar. Burada hibritleşmeye katılmayan p orbitali yok. Dolayısıyla pi bağı oluşmayacak. Bunları bilirseniz yeterli. Demek ki sp'nin olduğu yerde 2 sigma 2 pi bağı var. 2 hibritleşme hibrit orbital meydana geliyor. 2 tane de p hibritleşmeye katılmıyor. sp2'nin olduğu yerde arkadaşlar 3 yeni hibrit orbitalimiz var. 3 sigma 1 pi bağımız var. sp3'ün olduğu yerde ise 4 tane hibrit orbitalimiz var ve 4 tane sigma bağı oluşuyor demek. Şimdi burada hibritleşmeye baktığınız zaman kaç tane hibrit orbital meydana gelmiş? Kaç tane? 4 tane yeni hibrit orbital meydana gelmiş. 4 tane hibrit orbitalin meydana gelmesi hangi orbital hibritleşmeyi yaptığını gösteriyor? sp3. Demek ki burada hibritleşme türü sp3'tür diyorum. Peki bu A'daki hibritleşme türüne bakalım. Karbondioksit. Hemen yazın karbondioksitin şu şekilde gösterimini. Bakın merkez atom kaç yöne bağ yapmış? Bir sola doğru, bir sağa doğru. İki yöne bağ yaptığı için hibritleşme türüm sp'dir. H2O. Hemen yazın. Hidrojen, hidrojen ve merkez atom üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerini de gösterin. Kaç yöne bağ yapmış? Bakın hidrojenle zaten iki yöne bağ yapmış. Ortaklanmış elektron çiftleri de iki tane. Onu da iki yön kabul ediyorum. Toplam dört yöne bağ yaptığı için, dört yöne savrulduğu için ne diyorum? Hibritleşme türüm sp3'tür diyorum. NH3'e bakıyorum. Merkez atom azot hidrojenle 3 tane bağ yapmış 3 farklı yöne. Bir de ortaklanmamış elektron çifti var. O da bir yön kabul ediliyor arkadaşlar. Toplamda 4 yön oluyor. sp3 olmuş oldu. CH4'e bakalım. Merkez atom karbon 4 yöne hidrojenle bağ yapmış. Yukarı, aşağı, sağa, sola yine 4 yön yaptığı için sp3 hibriti. C2H6'yı da şuraya yazalım. Karbon, karbon, hidrojenlerle tamamlıyorum bunlar arkadaşlar. Hidrojen, 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 hidrojen. Evet. Şimdi hangi karbona bakacaksın? İstediğin karbona bak. Şu karbona bakıyorum. Kaç yöne bağ yapmış? Bir sola doğru hidrojenle, bir yukarı doğru hidrojenle, bir aşağıya doğru hidrojenle, bir de sağa doğru CH3 grubuyla bağ yapmış. 4 yöne bağ yaptığı için yine sp3 hibriti diyorum. Bakın şuradan biz hibritleşme türlerini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. 2 yöne bağ yapıyorsa merkez atom sp hibriti. 3 yöne bağ yapıyorsa sp2 hibriti. 4 yöne bağ yapıyorsa sp3 hibritidir. A şıkkındaki karbon merkez atom, bakın merkez atom karbon 2 yöne bağ yaptığı için sp hibriti. Bana diyor ki şekilde hibritleşme türünü yapmış atom bulunmaz. Şekildeki hibritleşme türünde sp3 olarak belirledik. Çünkü 4 tane yeni hibrit orbital meydana geliyor. Dolayısıyla hangisi yapmıyor sp3'ü? A şıkkı yapmıyor arkadaşlar. 2020 AYT'de karşınıza hibritleşme ile ilgili soru gelebilir. Hem de bu tarzda gelebilir. O yüzden bunu iyi kavrayın arkadaşlar. Özellikle bu yazdığımız notlar üzerinden konuyu tekrar etmiş olduk. Evet. Dördüncü denememizi de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.